Arkadaşlar herkese merhaba. Kısa yolların dördüncü videosunda polinomlar konusunda bir kısa yol göstereceğim. Şimdi bu kısa yol ne işimize yarayacak? Polinomlarda kısa yol kalan bulma işlemi yapacağız. Şimdi bize herhangi bir polinomu birden fazla ifadeye bölmemiz istediğinde, herhangi bir polinom birden fazla ifadeye bölmemiz isteyecek. Mesela x kare x9'a bölmemiz isteyecek. Aynı soruda x3 ve x3'e bölmemiz isteyecek. Ya da tam tersi x3'e x3'e böldüğümüz bir polinomu x kare x9'a böleceğiz. Ya da x küp x8'e böleceğiz. Aynı soruda bize x-2 ya da x kare artı 2 x artı 4 ile bölmemizi isteyecek. Burada mantık şu arkadaşlar. Şimdi burada bakın 2 tane ifade olacak. 3 tane ifade de olabilir. Derecesi büyük olan. Derecesi büyük olan burada ne bakın? X kare eksi 9. Burada derecesi büyük olan x küp eksi 8. Burada derecesi büyük olan x kare eksi 2 x eksi 8. X kare eksi 9'un çarpanlarını yazarsanız arkadaşlar birinci çarpan x-3'tür, diğer çarpan x+3'tür. X küp eksi 8'in çarpanlarını yazarsanız birinci çarpan x-2, ikinci çarpan nedir? X kare artı 2 x+4'tür. Bunu da çarpanlarını yazarsanız birinci çarpan x-4, ikinci çarpan x+2'dir. Şimdi birden fazla ifadeye herhangi bir polinom böldüğümüzde eğer çarpanlar tutuyorsa, bakın burada çarpanlar tutuyor. x-3'te x+3'ü çarparsanız x kare eksi 9. x-2 ile x kare artı 2 x+4'ü çarparsanız x küp eksi 8. x-4 ile x+2'yi çarparsanız x kare eksi 2 x-8 8. Çarpan tutarsa işlemi neyle yapacağız arkadaşlar? İşlemi kalanla yapacağız. Ne yapacakmışız? Böyle aklınızda kalsın. Çarpan tutarsa işlem neyle yapacakmış? Kalanla yapılırmış. Peki neyin kalanıyla? O soruda derecesi en büyük olan ifadenin kalanıyla. Mesela bak o soruda x kare eksi 9 varsa burada derecesi en büyük olan x kare eksi 9. Bunun kalanıyla işlemi yapacağız. Eğer o soruda x-2, x kare artı 2, x+4, x küp eksi 8 varsa hangisinin kalanıyla işlemi yapacağız? X küp eksi 8'in. Şimdi somutlaştırmaya çalışalım bakın soruda. Bakın px polinomunu x kare eksi 9'a bölmüşüz. Kalan kaçmış? 4x+3. px polinomunu neye bölecekmişiz arkadaşlar? x-3'e bölecekmişiz. Onunla kalanı soruyor bize. Şimdi işlem çarpan tutuyor mu? X kare eksi 9'un içinde x-3 çarpanı var mı? Var. Nasıl var? Bunu iki kare farkı yazarsanız bakın arkadaşlar bu x-3 çarpı x artı 3. Bakın bize sorduğu ifadede ne? x-3'e bölümünden kalan. Çarpan tutuyor mu? Tutuyor. Eğer çarpan bunlardan biri ise işlemi direkt kalanla yapacakmışız. Derecesi büyük olana göre. Bakın x kare eksi 9'un kalanını vermiş zaten. Kalan neymiş arkadaşlar? 4x artı kaçmış? 3. Şimdi biz x-3'te kalanı nasıl bulacaktık? Eşittir 0 diyecektik. x'e ne yazacaktık? 3 yazacaktık. Bize neyi soruyor arkadaşlar? P3'ü. P3'ü soruyor. Direkt şurada kalanı 3 yazıyorsunuz. Burada 3 yazarsanız 4 çarpı 3 artı 3 diyeceksiniz. Cevap ne arkadaşlar? 15. Tekrar bakın çarpan tutarsa işlemi neyle yapacakmışız? Kalanla. Hangi kalanla? O ifadede derecesi en büyük olanın kalanıyla. Burada x kare eksi 9'un kalanını vermiş zaten soru. 4x artı 3. Şimdi ikinci soruya bakalım bakın yine. Şimdi p eksi x eksi 2'ye bölmüşüz. Kalan 11. Yani bunu 0 eşlerseniz p 2 eşit ne diyeceksiniz arkadaşlar? 11 diyeceksiniz. X artı 2'ye bölmüşüz. Kalan kaçmış? Eksi 9. Burayı 0 eşlerseniz x yerine ne yazacaksınız? Eksi 2. P-2 neymiş arkadaşlar? Burada -2 yazarsak -9'muş. Bize P-X'in x kare eksi 4 ile bölümden kalanı soruyor. Şimdi çarpan tutuyor mu? Yine tutuyor. Bakın x kare eksi 4'ü çarpanlarına ayırırsanız birinci çarpan x-2, diğer çarpan ne gelecek arkadaşlar? x+2 gelecek. Çarpan tutarsa işlemi kalanla yapacakmış. Bu sefer kalan nerede? X kare büyük olanın kalanı bakın. X kare eksi 4'ün kalanıyla. Kalan bu sefer nerede arkadaşlar? Cevap şıklarında. Bakın cevap şıklarında kalanlar. Cevap şıklarında x'in 2 yazdığında 11 bulacaksınız. -2 yazdığınızda -9 bulacaksınız. Bakın 2 yazın burada. 4 çarpı 2, 8. 3 daha 11. Burada 2 yazarım. 6 kere 2, 12. 1 çıkardınız 11. Burada 2 yazdınız. 5 kere 2, 10. 1 eklediniz 11. Burada 2 yazdınız. 2 kere 2, 4. 3. 1 eklediniz 7. Bak bu cevap değil. 2 yazdığında ne bulacaktık? 11 bulacaktık. Burada 2 yazalım. 4 kere 2, 8. 1 daha. Ne bulduk? 9. Cevap bunlar değil. -2 yazdığınızda da -9 olacak. Bakın burada -2 yazın. -8, 3 daha. -5. Burada -2 yazın. -12, -1 daha. -13. Burada -2 yazarsanız -9. Bakın 2 yazınca 11 bulduk. -2 yazınca -9 bulduk. Cevap ne diyeceksiniz? 5x+1. Benzer soru bakın. P-X'in x3-27 ile bölümden kalanı vermiş. 3x² - -6x+11. Bize P-X'in neyle bölümden kalanı soruyor? x-3 ile bölümden kalanı soruyor. Şimdi bunu 0 eşleyip ne yazacağız? x'e 3 yazacağız. P-3'ü soruyor bize. Şimdi çarpan tutuyor mu? Tutuyor bakın. x3-27'nin içinde x-3 çarpanı var mı? Var. İşlemi kalanla yapacakmışız. Bu sefer kalan derecesi büyük olanın kalanı. Zaten onu vermiş bakın. Ne vermiş? 3x² - -6x+11. Hiç uzun uzun bölme algoritması falan yapmanız gerek yok. Direkt bu kalanı 3 yazıyorsunuz. 3 yazarsanız bakın 3 çarpı 9. 6 kere 3 artı 11. 27'den 18 çıkardınız. 9.
11 eklediniz. 9 artı 11. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 20. Direkt işlemi kalanı yaptık. Kalan bu sefer nerede? Size vermiş kalanı. Şimdi benzer soru bakın. X küp artı 8 ile bölümünden kalan neymiş? 4x kare eksi 6x artı 7'ymiş. Bize px'in x kare eksi 2x artı 4 ile bölümünden kalanı soruyor. X küp artı 8 eşittir. X artı 2. X küp artı 8'in çarpanlarına yazıyorum bakın arkadaşlar. X kare eksi 2x artı 4. Çarpan tutuyor mu? Tutuyor bakın. Size bu çarpanla bölümünden kalanı sormuş. Direkt kalanı da vermiş zaten bize. Kalan neymiş? X büyük x küp artı 8'in kalanı. 4x kare eksi 6x artı 7. Şimdi biz bunda kalan nasıl bulacağız? Eşittir 0 deyip x kare gördüğümüz yere ne yazıyoruz arkadaşlar? 2x eksi 4. Bunu direkt kalanla yazıyorsunuz. Bakın kalan burada. Yani x kare gördüğünüz yere kalan 2x eksi 4 yazıyorsunuz. Eksi 6x artı 7 diyorsunuz. 4 kere 2 8x eksi 16 eksi 6x artı 7. 8x'ten 6x çıkardınız. 2x eksi 16 artı 7'den ne yazacaksınız arkadaşlar? Eksi 9. Çarpan tuttuğu için yine işlemi verdiği kalanla yazdık. Şimdi devam edelim. Bakın p eksi neye bölmüş arkadaşlar? X eksi 2'ye bölmüş. X yerine ne yazacağız? Eşittir 0 deyip 2 yazacağız. P 2 neye eşitmiş? P 2 14. X artı 3'e bölmüşüz. X yerine ne yazacağız? Eşittir 0. Eksi 3 yazacağız. P eksi 3 kaçmış arkadaşlar? Eksi 16. Şimdi çarpan tutuyor mu? Kontrol edelim. Bakın verdiği ifadeyi çarpanlarına ayırırsanız arkadaşlar burası artı 3'e ne diyeceğiz? Eksi 2 diyeceğiz. X'i x diyeceğiz. Dolayısıyla bunun çarpanları ne olacak? X artı 3 çarpı x eksi 2 olacak. Çarpan tutuyor mu? Bakın x eksi 2, x eksi 2, x artı 3, x artı 3 çarpan tutuyor. İşlemi kalanla yapacağız. Kalan bu sefer nerede arkadaşlar? Cevap şıklarında. Cevap şıklarında 2 yazdığında 14 bulacaksınız. Eksi 3 yazdığınızda eksi 16 bulacaksınız. 2 yazın 14. Burada 2 yazarsak 6 kere 2 12, 2 daha 14. Burada 2 yazıyoruz. 5 kere 2 12, 4 daha 14. 4 kere 2 8, 10 ekledik. Bu 18 oldu. Bu cevap değil. 3 kere 2 6, 10 eklediniz. 16. Bu da cevap değil. 2 yazdığımızda ne bulacaktık? Çünkü 14 bulacaktık. Cevap şıklarında eksi 3 yazdığında da eksi 16 bulacaksınız. Eksi 3 yazın. Eksi 21. Bu cevap değil. Eksi 3 yazıyorum bakın. Eksi 18. 2 daha. Eksi 16. Eksi 3 yazarsanız eksi 15. 4 daha. Eksi 11. Her ikisini veren kim? 6x artı 2. Cevap 6x artı 2 diyorsunuz. Yine aynı mantık. Bakın p eksi x eksi 1'e bölmüşüz. Kalan kaçmış? 7. Hemen bunu 0'a eşitleyip x yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. P 1 neye eşitmiş arkadaşlar? 7. X artı 1'e bölmüşüz. Bunu 0'a eşitlersek x yerine ne yazacağız? Eksi 1. P eksi 1 neymiş arkadaşlar? Eksi 1. Yine çarpan tutuyor. Bakın x kare eksi 1'i çarpanlarına ayırırsanız bu 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1. İşlemi kalanla yapacağız. Yine kalan bu sefer nerede? Cevap şıklarında. Cevap şıklarında 1 yazınca 7 bulacağız. Eksi 1 yazınca eksi 1 bulacağız. Bakın 1 yazarsanız 5 kere 1 5 2 daha 7. Burada 1 yazarsanız bu da 7. Burada 1 yazarsanız bu da 7. 1 yazarsanız bu da 7. 1 yazarsanız bu da ne oldu? 7 oldu. Eksi 1 yazdığımızda sadece 1'i tutacak. Bakın eksi 1 yazınca da eksi 1 bulacağız. Eksi 1 yazarsak burada ne gelecek? Eksi 3. Eksi 1 yazınca burada ne gelecek? Eksi 5. Eksi 1 yazınca eksi 1 geldi. Eksi 1 yazınca 1 gelecek. Eksi 1 yazınca ne gelecek? 3. İkisini de tutan kim? 4x artı 3. Cevap 4x artı 3 diyeceğiz. Şimdilik bu kadar.